Müslümanların inanclarına, Müslümanların değerlerine saldırmak meselesi tarihi bir meseledir. Zaman zaman içinde Allah'a inanmayanlar, Allah'ın ve onun Resulünün ve onlara inananlara düşmançılık meselesi devam eder. Bu son zamanlarda İsveç'te baş veren Kur'an-ı Kerim'in bir nuskasını yandırılma meselesi İslam'a karşı görülen en çirkin adetlerden ve emellerden biridir. Biz Gürcistan Müslümanları olarak istersen İsveç'te olsun, dünyanın hansı tarafında olur olsun fark etmez, bu pis emelleri edenleri lanetleyirik ve bunları şiddetle biz gınayırıq. Allah Azze ve Celle'nin kitabına olunan bu hürmetsizliği bütün yeryüzünde yaşayan 2 milyar Müslümana karşı hürmetsizliği olarak kabul edirik. Biz Müslümanlar belə hadiselere, Allah'ın kitabına karşı olunan hürmetsizliklere karşı ne mövqe göstermeliyik? Esas mövqeyimiz olmalıdır ki, biz inanmalıyıq ki, Allah nazil ettiği bu kitabı kıyamet gününe kadar koruyacak. Allah Teala buyurur, İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Bu Kur'an'ı biz nazil ettik, kıyamet gününe kimi de biz koruyacak. Hiç kimse 1400 ilin içinde Kur'an-ı Kerim'den ne bir ayeni ne bir kelimeni tahrif etmeyi başarmamıştır. Allah Azze ve Celle nurunu hatta küfür ehli istemese bile tamamlayacaktır. Bizim üzerimize vacip olan Allah'ın kitabından daha mühkem yapışmaktır. Allah'ın kitabını en güzel şekilde öğrenmektir. Onunla hayatımızı düzenlemektir. Ve insanlara ise onun içindeki hükümleri anlatmaktır. Kur'an-ı Kerim'e davet etmektir. En büyük Kur'an'a olan aziz kardeşim, kardeşler, hürmetimiz budur. Kimlerse, hansı səfihlerse, hansı dinsizler, hansı özünü gəpik gübüyə satanlar ola bilər ki, fərqli-fərqli yerlerde eyni çirkin əməli təkrarlasınlar, bu əsla bizi nə dinimizdən soyutmaz, nə Qurana olan hörmətimizdən yayındırmaz, nə də dinimizə bağlanmaqdan əsla vaz keçirməz. Biz İslam alemi, aziz kardeşler görürsünüz, en dinç iman eleyenlerdir, en dinç kütüledir. Hiçbir yerde siz Müslümanları görürsünüz mü? Allah'ın adı geçen bir şeye karşı terbiyesizliği eləsinler. Allah'ın adı geçen bir şeyi atsınlar, yandırsınlar, zibilliğe atsınlar, onu təhqir etsinler. Əsla ve əsla. Sonra da biz Müslümanlar ittiham olunuruq geridə qalmaqla. Sonra da biz Müslümanlar ittiham olunuruq terörizmiyle. Sonra da biz Müslümanlar ittiham olunuruq şiddetle, hörmətsizlikle. Halbuki Müslümanlardan bu şeyin baş verməsi mümkün deyil. Allah Azze ve Celle'den diləyirəm, Müslümanları dinlərində sabit eyləsin. Allah'ın kitabına ve onun Resulünün sünnesine karşı pis niyet olanları Allah məhv eləsin. Allah onların başını asla ucaltmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve bərik alə nəbinə Muhammed.